Hepinize merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine size çok lezzetli, bir o kadar da pratik, enfes bir çorba tarifim var. Önceki eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğendiyseniz beğeni butona basmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki zil butonu aktif hale getirseniz yeni tarif paylaştığım anda size bildirim gelecektir ve şimdi isterseniz hep beraber tarife geçiyoruz. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Bir adet soğanı şu halka şeklinde dilimledim. Hiç ayırmadan bu şekilde kullanacağız. Köy biberleri vardı. 3-4 adet şöyle ufak. Köy biberleri biliyorsunuz ince kabuklu ama kapya biber daha kalın oluyor. 2 diş sarımsağım şöyle dilimledim ve 3 domates kullanacağım. Baharatlarım biraz kimyon, karabiber, kekik, pul biber, zerdeçal ve biraz isot. Kırmızı toz biber. Gene de istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Yağlı kalsenmiş olduğum fırın tepsisine bu şekilde diziyorum. Sarımsakları da şöyle domatesler üzerine yerleştirebilirsiniz. Hatta birazcık batırsanız daha iyi olur. Çok kapya biber eğer koyacaksanız bir adet yeterlidir. Eğer büyükse küçükse 2 adet koyabilirsiniz. Kapya biber çok olduğu zaman çok fazla biber tadını alıyorsunuz. Güzel olmuyor. Şöyle baharatlarımızı karıştırıp üzerine gezdiriyoruz. Biraz tuz da gezdirdik. Ve üzerine şöyle 2 kaşık kadar zeytinyağı gezdirip daha önceden 200 derecede ısıtılmış fırına vereceğiz. Fırınımızı önceden ısıtıyoruz. Ve şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel közlenmiş. Biberler biraz yanmış gibi görünebilir ama hiç sorun değil. Köy biberi ince olduğu için bu şekilde olabilir. Çok güzel közlendi. İsterseniz soyabilirsiniz. İsterseniz soymadan da olur. Ben daha öncekilerin hepsini soydum. Bu sefer soymadan yapacağım. Şöyle domateslerin kenarlarında kabuklarını bu şekilde alabilirsiniz. Ama almak istemiyorsanız da olur. Ben soymayacağım. Köz biberleri de soyabilirsiniz. Diğerleri zaten olduğu gibi. Ben hepsini olduğu gibi kullanacağım. Hiç soymayacağım. Şöyle bir tencereye 1 kaşık tereyağı, 2-3 kaşık kadar da zeytinyağımı aldım. 1 kaşık dolu tepeleme şöyle. Diğer kaşık silme. 2 kaşık un kullanmış oldum. Unumuzu iyice kavuruyoruz burada. Un kokusu çıkana kadar kavuralım. 1 tatlı kaşığı biber ve domates salçası karışık kullandım. Onu da güzelce kavuruyoruz. Salça kokusunu gidene kadar kavuralım. Ve tüm malzemelerimi ben bu şekilde direk tencereye alacağım. İsterseniz ayrı blenderdan geçirip de kavurabilirsiniz. Kendinize güvenmiyorsanız. Ama hiç sorun değil. Sıkıntı olmaz. Hepsini olduğu gibi tencereye aktardım. 1-2 karıştırıyorum. Burada birazcık da karıştırdım malzemelerle birleşmesini sağlayacağız. Yani topak olmasın diye. Ve soğuk su ekliyorum burada. 2 bardak kadar soğuk su ekleyip şöyle karıştırıp kıvamını sonra ayarlayacağız. Blender'dan geçiriyoruz. İyice pürüzsüz kıvama gelene kadar, içinde hiç tane kabuk kalmayana kadar blenderdan geçirelim. Şöyle koyu bir bulamaç halinde olacak. Sonra suyunu ayarlayacağız. Bu kıvama geldikten sonra isterseniz bu saatten sonra sıcak suyla tamlayabilirsiniz. Ben gene soğuk su koydum. Topaklamasını istemiyorum. Soğuk su koyduğunuz zaman topaklanma olmaz. İhtimal sıfır. Güzelce açıyoruz. Kıvamına bakıyoruz. Kıvamını ayarlıyoruz. Tuzunu ayarlıyoruz. Tabii tatlımsı geldi. Ve çırpıcıyla güzelce karıştırıyoruz. Gayet güzel blenderdan geçmiş. 1-2 taşım kaynadıktan sonra 1 su bardağı süt ekliyoruz. Sütümüz soğuk. Sütü de koyduktan sonra karıştırma işlemini bırakmıyoruz. Fokurdayana kadar karıştırıyoruz. Bir fokurdadı mı zaten çok fokurdamaya gerek yok. Yani bir karın bile gözleri gördüğünüz an altını kapatabilirsiniz. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Ben şimdi altını kapattım.
Çorbam servise hazır. Hem kokusu hem lezzeti inanılmaz derecede güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok seveceğinizden eminim. O kadar lezzetli ki zaten bir de çok faydalı közlenmiş domates ve biber. Bu şekilde yazın yapıp közleri poşetleyip dolaba da atabilirsiniz. Çok pratik ve kolay oluyor. Videonun sonuna geldik. Başka bir videoda, başka bir tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.